Gerek gelirse yerelde, gerekse Selçuklu mimarisi Kızılkule önünde gerçekleştirilen yüksek tansiyon programında salgın tedbirleri ve çalışmalarının yanı sıra belediyenin ilçe için projeleri de ele alındı. Alanya'nın simgesi haline gelen teleferik hizmetinden bahseden Başkan Yücel, ilçeye hizmet için siyasetin ikinci planda olduğunu belirtti. Başkan Yücel bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le çalışmalarındaki uyumuna vurgu yaptı. Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası uygulaması başladıktan sonra ana caddelerin bizim birçoğu Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişti geçen dönemde. Bu dönemde de sağ olsun Muhittin Başkanımız bizlere hem seçimden önce vaadiydi hem de seçimden sonra sistemin oturduktan sonra direkt bizim taleplerimiz karşısında meclisimizin de oy birliğiyle tekrar Alanya Belediyesi'nin uygulamaları olarak yani aranızdan su sızmıyor Muhittin Başkan'la. Çok şükür. Çok şükür. Seçildikten sonra ilk ziyaretini size gerçekleştirdi ve bunu da her yerde söylüyor. Gerçekten siyasi partiler bir kenara, belediye çalışmaları apayrı bir durum tabii. Olması Muhittin gereken Başkanım. De odur. Tabii ki siyaset ikinci plandadır. Herkes kendi siyasetini yerelde de ulusalda da her şeyde yapmak da en güzel doğal hakkıdır. Ama işbirliği içerisinde memleket için bir şeyler üretebiliyorsak, memleket için bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da biz de gerekli meclisimizde elimizden geldiği istişareler yaparak olması gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani siyaset ikinci planda. Çözümü yerele bırakmak en doğrusuymuş. Evet, en mantıklısı. Çünkü bir tabir vardır. Hani tat kızın dilinden halası anlar derler ya. Bizimki de öyle. Programda önce salgınla mücadele konusu dışında belediyenin kent içindeki diğer hizmetleri de değerlendirildi. En dikkat çekense belediye yeni hizmet binası ile ilgili gelişmeler oldu. Yeni belediye hizmet binası nerede yapılıyor Sayın Başkan? Ve neden polemik konusu oldu bu? Polemik konusu yani şöyle bir biliyorsunuz bu ekonomik krizden dolayı devletten ihale alan kişilere bir uzlaşma metni hazırlandı. Yani bir artık FES durumu oldu biliyorsunuz demirin ve euronun doların tabii yükselmesinden dolayı. O vatan oraya alan yüklenici firması. Güncelleme mi yaptınız? Fiyat güncellemesi. Yüklenici firması yasal hakkını kullanmak istedi. Bakanlığa müracaat etti. Ben bunu FES etmek istiyorum dedi. Ama biz FES etmek istemedik. Neden FES etmek istemedik? Biz belediye olarak taahhütlerini tamamen yerine getirmişiz. Bütün hak edişlerini bir hafta 10 gün içerisinde de ödemişiz ama o işin güzel tarafını, kazançlı tarafını yaptı. Geriye kalan tarafını, maliyeti yüksek olan tarafını ne yapmak istemedi. Biz de artık o kadar da salak değiliz yani kusura bakmasın hiç kimse. Hukuksal mücadelelerimizi sürdürdük. Hukuksal mücadelemiz üzerinde de 9 ay gibi bir süreç sürdü. Evet. Ve onlara yapma zorunluluğunu hem KİK'ten hem de bakanlıktan belediye bütün şeylerini yerine getirmiştir. Çünkü bizlere yapmak isteseydi daha böyle bizimle uzlaşma tarafı olsaydı biz de uzlaşırdık. Ama tamamen FES'le bize gelince yani inşaatı bırakıp gitmek biz bir daha ihale yapacağız. Yaptığımız ihalenin neredeyse %50 daha fazlasına gidecek. Evet. Yani biz de yani mecbur onu bitirmesini istedik. Şu anda da uzlaştık. Fatta firma Konkor'da. Bir baktınız aptal yerine konuluyorsunuz. Evet, evet. Hemen harekete çünkü geçtiniz. Bu Beytülmal'ın malı. Biz onun temsilcisiyiz. Onu korumak zorundayız. Belki kendi işin olsa bir şekilde çözersin ama. Programda dikkat çeken bir diğer konuysa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde Alanya Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'ni mahkemelik yapan Gençlik Merkezi projesi oldu. Menderes Türel döneminde açılan davanın sonuçlandığını belirten Başkan Yücel, Gençlik Merkezi'ni halkın hizmetine kazandıracaklarını belirtirken Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le uyum içinde olduklarını belirtiyor. O dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile ilgili. Evet, sağ olsun Muhittin Başkanımız bunu artık üst mahkemelere taşımayarak yani kendimiz konuştuk, oturduk konuştuk. Onun ihtiyacını o alacak. Bizim Alanya Belediyesi'nin ihtiyacını biz demek alacağız. Demek ki hizmetin partisi yokmuş. Buradan bir kez daha anlaşılıyor. Evet, onu Milliyetçi da. Hareket Partili bir belediye başkanı sorunu Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı çözüyor. Ama hukuk olarak da biz de zaten kazanmıştık ama zaten o da uzlaşma taraftarıydı. Biz de uzlaşma taraftarıyız. O hani bizim burada siyasiden ziyade belediyelerin ihtiyaçları önemli. Belediyelerin ihtiyaçları halkın ihtiyacı demektir. Biz her zaman için uzlaşma taraftarıyız. Çünkü menfaatler karşılıklı. Kimse kendisinin değil. Bu halkın menfaatleridir. Benim eğer başka bir yerim olsaydı ben bugüne kadar bunu diretmezdim. Veya biz diretmezdik yani.
buraya gerçekten Alanya'nın ihtiyacı var. Alanya'nın dikkat çeken projelerinden birisi de Akdağ Kayak Merkezi oldu. Projenin çalışmalarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçeye her konuda olduğu gibi bu konuda da destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Akdağ projesi var efendim bir de sizin. Tabii ki. Bu projenin detayı nedir? Akdağ Kayak Merkezi kış turizmi canlandırmak adına yapılan bir adımdı. Yıllardan beri süreç devam ediyordu. Sağ olsun Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu burayla ilgili çok büyük emekleri vardı. O birkaç açıklamasında söyledi bunu. Biliyorsun av koruma bölgesiydi. Evet. Oradan çıkartılması, yeniden tekrar planlanması, tekrar yapılanması ile ilgili süreç bugünlere kadar devam etti. Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililer, Gençlik Spor Bakanlığımızdan gelen yetkililer bunun yani ülke genelimizde bunun standardına yakın kayak merkezlerin sayılı olduğunu ibraz edince, raporlar da o şekilde tutulunca da çok güzel bir ortam çıktı. Ve şu anda da bundan 2 ay önce Turizm Bakanlığımıza bütün planlar yapıldı, bütün altyapısı hazırlandı ve bakanlığa onaya sunuldu. İnşallah kısa bir sürede çıktıktan sonra yatırım da, yapacaksınız siz da, orada. Eğer o yatırım hakkında bakanlıklar bizlere verirse biz orada bu faaliyetimizi sürdüreceğiz. Burada Sayın Bakanımıza Alanya adına çok 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 teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Programın sonunda Alanya halkının eskilerde kullandığı Java marka olarak bilinen motosiklette konuşuldu. Plakası 82 olan bir Java motosiklet MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edildi ve ilçenin il olma girişimleri halen sürüyor. Java'mızı, kara Java'mızı Devlet Bey'e hediye etmiştik. Belki duymuşsunuzdur. Hatta İl vurgusunu yapmak için de plakanın sonunda 82, başını ve sonunu 82 yapmıştık yani. Bu 82'deki ısrarınız devam ediyor mu? Tabii ki devam ediyor. Tabii ki. Bugüne kadar şimdi devam ediyor. Şimdi bir polemik konusu açmayayım ama Manavgat mı olur, siz mi olursunuz? Biz her zaman için 5-0 önde olduğumuzu düşünüyoruz. Peki Manavgat mı size bağlanır? Yoksa biz kim kime bağlanır bilemeyiz. Ama biz Alanya olarak il olmayı çoktan hak ettik diye. Orası doğru.